Ulusal Kanal'dan mutlu günler. Saatlerimiz 13'ü gösteriyor. Yaklaşık 2 saat sürecek olan programımız gün ortası başlıyor. Önce özetler. Sayın seyirciler, gündem Afrin. Bakanlar Kurulu bugün Afrin gündemiyle toplanacak. Evet, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nda 3. güne girildi. Afrin'de ilk 3 günde 11 köy teröristlerden kurtarıldı. Afrin'deki hedeflere ilerleyen birliklere top atışlarıyla destek veriliyor. Sınırdaki birliklere askeri araç takviyesi yapılıyor. Evet, harekata yönelik Amerika'dan tepkiler gelmeye devam ediyor. Amerika Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada kapsam ve süresi sınırlı olmalı, Türkiye itidalli davranmalı dedi. Fransa, Afrin operasyonunun ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırdı. Konseyde toplanma kararı aldı. Bu arada Zeytin Dalı Harekatı hakkında algı operasyonu yaratmaya çalışan şüpheliler için harekete geçildi. İstanbul'da sosyal medyadan PKK-PYD propagandası yapan 34 kişi gözaltına alındı. Gündem Afrin dedik. İlerleyen dakikalarda Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin canlı bağlantılarımız, stüdyo konuklarımız olacak. Şimdiden duyuralım. Gündemin diğer gelişmelerine baktığımızda Yalova Milletvekili Muharrem İnce bugün saat 12'de CHP Genel Başkanlığı'na adaylığını açıkladı ve Birleşik Metal İş Sendikası da 2 Şubat'ta greve çıkıyor. Bunu açıkladı bugün. Gündemin özetleri böyleydi. Gelişmelerin ayrıntılarına bakıyoruz. Gün ortası başlıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nda 3. güne girildi. Afrin'de ilk 3 günde 11 köy teröristlerden kurtarıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başlattığı Afrin'deki terör hedeflerine yönelik Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor. Harekatın 3. gününe girerken Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO dün akşam itibariyle terör örgütü kontrolündeki 11 köyü temizledi. 3 koldan Afrin'e giren birlikler güvenlik ilerleme hatları oluşturdu. Suriye'deki terör hedeflerine yönelik operasyonların sürdüğü bölgeye Kilis'ten top atışları yapılıyor. ÖSO'nun da katıldığı harekatın 3. gününde Afrin'deki hedeflere ilerleyen birliklere top atışlarıyla destek veriliyor. PYD, PKK'nın işgal ettiği alanlara yönelik zaman zaman yoğunlaşan atışlar Kilis kent merkezinin yanı sıra Hatay hudut hattındaki bazı köylerden de duyuluyor. Sınırdaki birliklere askeri araç takviyesi de yapılıyor. F-16'lar telsiz konuşması dahi yapmadan hedefleri sessiz operasyonla vurdu. GPS güdümlü 100 ton bomba atıldı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar pilotları telsizden "Kahraman pilotlar, alınlarınızdan öpüyorum" sözleriyle kutladı. Türk Silahlı Kuvvetleri harekatın ikinci gününde 45 hedefin hava kuvvetleri tarafından imha edildiğini, harekata katılan 32 savaş uçağının üstlerine güvenle döndüğünü açıklamıştı. Aziz Türk milleti Afrin'de vatan savaşı veren Mehmetçik için adeta tek yürek oldu. Hatay'da sınırdaki Türk askerinin yanına giden vatandaşlar kurban kesti, dualar etti. Afrin harekatı başladı, Türk milleti tek yürek oldu. Hatay Hassa'da Mehmetçik için kurban kesildi, dualar edildi. Bir yörük anası "hepsi bizim evladımız" dedi. Sınıra Mehmetçiğin yanına geldi. Çadırlardan geldim oğlum. Bunların için, bunlar hep evlatımız. Bunlar olmasa biz nereye gideriz? Atatürk demiş ki arkadaşlar, Toroslara gidin, gezin, görün. Bir yörük çadırda duman tütüyorsa bilin ki bu ülkeye kimsenin gücü yetmez. Bu millet zafer kazanır demiş. İşte bu da bir yörük anası. Burada çadırda duman tütüyor. Sınırda vatan savaşı veren Mehmetçik için dualar edildi. Kurban olduğum Allah, ayaklarına taş dokunmasın, başların iş gelmesin, emi cümlelerini bilen. Sağ salim yurdumuza dönün. Mehmetçik Afrin'de adım adım ilerlerken Amerika'dan Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili açıklamalar gelmeye devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Türkiye itidalli davranmalı açıklaması yaptı. Amerikan Savunma Bakanı Jim Mattis de "Türkiye'nin meşru güvenlik endişeleri var. Bu konuda Türkiye açık sözlüydü ve hava saldırısı konusunda bizi uyardılar" dedi. Afrin'deki terör hedefleri tek tek imha ediliyor. Mehmetçik terör yuvalarının üzerine yürüyor.
Zeytin Dalı Harekatı'nın 3. gününde Amerika'da telaş artıyor. Amerika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Haddon Oert yeni bir açıklama yaptı. Sözcü, kapsam ve süresi sınırlı olmalı dedi, itidal çağrısı yaptı. Eskiden olduğu gibi bir NATO müttefiki ve IŞİD'le mücadelede önemli ortak olarak Türkiye'nin yasalar çerçevesinde güvenlik sorunlarını çözmesini destekliyoruz. Ancak Türkiye'yi itidalli olmaya ve askeri operasyonlarının kapsam ve süresini sınırlı tutmaya, ayrıca sivil kayıpların önlenmesi için titiz davranmaya çağırıyoruz. Amerika kanadından bir açıklamada ABD Savunma Bakanı Jim Mattis'ten geldi. Mattis, Türkiye'nin güvenlik endişelerinin meşru olduğunu söyledi. Bu konuda Türkiye açık sözlüydü ve hava saldırısı konusunda bizi uyardılar ifadelerini kullandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye özel temsilcisi Alexander Lavrentiev, Suriye'de terör örgütlerini destekleyen Amerika'ya seslendi. Lavrentiev, Amerika askerlerinin Suriye'de kalma hakkı yok dedi. Türkiye, Afrin'de Amerika'nın desteklediği terör örgütlerine karşı Zeytin Dalı Harekatı'na başladıktan kısa süre sonra Rusya'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Açıklamanın hedefinde Suriye'deki ABD askerleri vardı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye özel temsilcisi Alexander Lavrentiev, ABD askerlerinin Şam yönetiminden izin almadıkları için Suriye'de bulunma haklarının olmadığını söyledi. Rus haber ajansı RIA Novosti'ye konuşan Lavrentiev, Suriye yönetimi izin vermezse Amerika askeri birlikleri egemen devletin topraklarında kalamaz dedi. Lavrentiev 29-30 Ocak tarihlerinde Soçi'de yapılacak Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne ABD'nin gözlemci olarak katılmasını umduklarını da belirtti. Rusya'dan ard arda açıklamalar geliyor. Bir son dakika gelişmesi olarak ajanslara yansıyan bir gelişme, yine Rusya'dan gelen bir açıklama. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov'dan geldi bu açıklama. Türkiye'nin yürüttüğü Afrin operasyonu konusunda Türkiye ve Suriye ile iletişim halinde olduklarını belirtti. Dmitri Peskov, Amerika'nın Suriye'de provokasyon yaptığını da söyledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sözcüsü Dmitri Peskov, Amerika'ya yönelik yaptığı açıklamada, Amerika'nın Suriye'deki eylemleri için Amerika ya provokasyon yapıyor ya da durumu anlama eksikliği gösteriyor dedi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Peskov, kendisine yöneltilen Rusya Türkiye'nin harekatını önceden biliyor muydu sorusuna da şöyle yanıt verdi. Daha doğrusu yanıt vermeyi reddetti ve şunu söyledi. Suriye'nin toprak bütünlüğünün temel olduğu yönündeki görüşünü sürdürdüğünü belirtti ve Türkiye ve Rusya ile iletişim halinde olduklarını belirtti. Dmitri Peskov, Kremlin sözcüsü. Sayın seyirciler, Türk ordusu terör örgütleri PKK-IŞİD ortaklığına da darbe vurdu. IŞİD'in PKK kontrolündeki noktaları kullanarak Türkiye ve Avrupa'ya sızdığını vurgulayan güvenlik kaynakları, Afrin harekatıyla IŞİD sızmalarının da önüne geçildiğini belirtti. PKK noktaları üzerinden sızıyorlardı. IŞİD'in Türkiye ve Avrupa'ya geçiş kapısı kapatıldı. Bir gece ansızın gelebiliriz. PKK-IŞİD ortaklığına Fırat Kalkanı'nın ardından Zeytin Dalı Harekatı'yla da büyük darbe vuruldu. Fırat Kalkan Harekatı'yla terör örgütü IŞİD Türkiye sınırlarından uzaklaştırılmıştı. Türk Silahlı Kuvvetleri destekli ÖSO unsurları Azez-Cerablus arasında kontrol sağlamıştı. Harekatla hem terör koridoru bölünmüş hem IŞİD'e büyük bir darbe vurulmuştu. Fırat Kalkanı'nın ardından PKK-IŞİD işbirliği Afrin'de de büyük yara aldı. Suriye'deki diğer terör yuvalarını da birer birer dağıtacağız. Ulusal kanalın güvenlik kaynaklarından edindiği bilgilere göre IŞİD, PKK-PYD'nin Suriye'de kontrol ettiği bölgeleri üzerinden önce Türkiye'ye, ardından da Avrupa'ya sızıyordu. Harekatla IŞİD sızmalarının önüne geçildiğini vurgulayan kaynaklar, IŞİD-PKK ortaklığının Rakka'da net olarak ortaya çıktığını belirtti. Rakka'da suçüstü yakalanınca da hemen terörist başı saygı görmeye değer bir şahsiyet değildir açıklamasıyla kendilerini kurtarmaya çalışıyorlar. Türk ordusunun operasyonda sivil hassasiyeti yüksek tuttuğunu belirten bölge kaynakları, PKK'nın sivilleri canlı kalkan olarak kullandığına dikkat çekiyor. Nerede, ne oldu, ne oluyor?
Sürekli takipteyiz. İstihbarat kaynakları da IŞİD'in Afrin'de Türk ordusuna karşı PKK-PYD ile birlikte sahada olduğunu vurguladı. Kaynaklara göre IŞİD'li teröristler görünümlerini değiştirerek daha önce PKK kontrolü altındaki bölgelerde savaşmıştı. Kaynaklar Afrin harekatının hemen öncesinde de çok sayıda IŞİD'li teröristin Afrin'e yönlendirildiğine dikkat çekiyor. Bakanlar Kurulu bugün Başbakan Binali Yıldırım'ın başkanlığında toplanacak. Gündemde Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı olacak. Bakanlar Kurulu Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında bugün saat 15'te Çankaya Köşkü'nde toplanacak. Toplantının ana gündemi Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı olacak. Toplantının ardından Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ açıklamalarda bulunacak. Bakanlar Kurulu öncesinde Başbakan Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile saat 14'te Çankaya Köşkü'nde görüşecek. Yıldırım, dün Almanya'da bulunan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile telefonda görüşmüş, Afrin'e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin bilgi vermişti. Evet, gündem Afrin dedik. Afrin'e ilişkin, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin gelişmeleri değerlendirmek üzere gazeteci yazar Fikret Akfırat karşımızda olacak. İzmir'den katılacak. Sayın Akfırat, Fikret Akfırat, hoş geldiniz gün ortasına. Merhabalar Umut Tezer. Hemen şuradan başlamak istiyorum. Şimdi Fırat Kalkanı Harekatı tecrübesi var. Ordumuzun yakın bir zamanda yapılan, tecrübe edilen bir harekattı bu. Bir kıyaslama değil ama bu tecrübeden hareketle Afrin Harekatı'nı, bu Zeytin Dalı Harekatı'nı siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu harekatın hani kodları deniyor. Nedir kodları? Örneğin daha hızlı ilerlediği şeklinde yapılan yorumlar var. Katılıyor musunuz? Şimdi ben daha çok teknik yönünden siyasi yönünü değerlendirmenin daha önemli olduğu kanısındayım. Aynı zamanda benim uzmanlık alanım da değil, teknik yönü, askeri bakımdan hızlı veya yavaş ilerleyip ilerlemediği konusu. Bu emekli askerlerin bile kolaylıkla değerlendirebileceği bir şey olmasa gerekir. Çünkü operasyonun planlaması açısından hızlı veya yavaş ilerlemesi tamamen savaşın gereklerine ve ihtiyaçlarına göre belirlenir. O yüzden bence onun üzerinde durmaktansa harekatın siyasi yönü, uluslararası dengeler içinde nereye oturduğu, sonuçlarının ne olacağı ve ilk sonuçlarının ne olduğu üzerinde durmak daha doğru olacaktır. Buyurun. Buradan başlayacak olursak, Afrin harekatı hatırlanacak olursa aslında ta yaz başından itibaren gündemde, hatta belki daha geriye de uzatmak mümkün, Fırat Kalkanı harekatının sona erdiğinin açıklandığı andan itibaren Afrin Harekatı Türkiye'nin gündeminde yer alıyordu. Burada tabii arada Astana süreci devreye girdi ve Astana süreci çerçevesinde Türkiye'nin İdlib'de çatışmayı azaltma bölgesi veya çatışmasızlık bölgesi olarak ifade edilen bölgeleri kurması çerçevesinde Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib vilayetinde gözlem noktaları kurması söz konusu oldu, biliyoruz hepimiz. Bunun ardından Rusya ve İran'da yapılan görüşmeler neticesinde Suriye'nin kuzeyinde Amerika'nın oluşturmaya çalıştığı terör koridorunun Akdeniz'e açılma kapısı olacak olması planlanan Afrin'deki PKK yuvalanmasının bitirilmesi Türkiye tarafından önüne konulmuş oldu. Burada kastettiğim şu, aslında bu bir Astana sürecinin ürünüdür. Astana süreci çerçevesinde gündeme geldiğini açık bir şekilde vurgulayabiliriz. Burada da kastımız Rusya ve İran'la görüşmeler ve ittifak çizgisiyle, işbirliği çizgisiyle Türkiye'nin bu operasyonu gerçekleştirdiğini söyleyebiliriz. Bu konuda çok ciddi spekülasyon yapılıyor. Harekat başlamadan önce den itibaren başlatılan bir psikolojik savaş kampanyası var Zeytin Dalı Harekatı'na karşı. Sanki öyle bir hava yaratılıyor ki Amerika Türkiye'nin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'e girmesini istedi. Amacı da Türkiye'nin İran ve Suriye ile ve aynı zamanda Rusya ile karşı karşıya gelmesini sağlamaktı. Ve bu nedenle yeşil ışık yaktı gibi haberler de yapıldı hemen harekatın öncesinde. Bunlar doğru değil. Tam tersine şunu söyleyebiliriz.
Amerika Birleşik Devletleri harekatın gerçekleşmemesi için çok ciddi tehditler ve şantajlar gündeme getirdi ki bunların en önemlisi Suriye'nin kuzeydoğusunda PYD bölgesi olarak nitelenen doğudaki, Fırat'ın doğusundaki bölgede 30 bin kişilik sınır ordusu kurma girişimi aslında Türkiye'ye yönelik bir tehditti ve esasen Türkiye'nin Astana süreci çerçevesinde İran ve Rusya ile giriştiği ittifak ilişkisini bozmak amaçlı bir tehditti. Fakat bu tehdit boşa çıktı Türkiye'nin kararlı eylemiyle. O nedenle Amerika geri adım atmak zorunda kaldı ve o bölge bizim operasyon sahamız değil açıklamasını üst üste yapmak zorunda kaldı. Buna rağmen Amerika Birleşik Devletleri'nin PKK-PYD veya YPG adıyla anılan örgüte silah desteği de devam ediyor. Ve Afrin'e yönelik harekatın da bir an önce sona erdirilmesi isteniyor Amerika tarafından. Peki buna karşılık Rusya, İran ve Suriye ne diyor? Rusya'nın açıklamalarını iki yönlü olarak değerlendirmek mümkün. Bir kere hatırlanacak olursa harekatın hemen öncesinde Türkiye'nin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile Müsteşarı Hakan Fidan Moskova'da görüşmeler yaptılar. Ve İran'la da görüşmeler yapıldığı basına yansıdı. Harekat başladıktan sonra da İran Genelkurmay Başkanı ile doğrudan telefon görüşmesi Türk Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar tarafından yapıldı. Genelkurmay Başkanımız tarafından. Bu konuda da bilgilendirmeler yapıldı ama sadece harekatın bildirilmesinden ibaret değil olay. Bunu da şuradan çıkarıyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin harekatı başladıktan hemen sonra Suriye ordusunun da İdlib'in güneyinden ve Halep'in batısında operasyonlarını yoğunlaştırdığını görüyoruz. Çok önemli bir hava üssü 2015 yılından beri o El Nusra bağlantılı grupların elindeydi. Ebu Zuhur hava üssü Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonunu başlatmasıyla eş zamanlı olarak Suriye ordu güçleri tarafından ele geçirildi. Bu aslında harekatın nasıl sonuçlara yol açacağı konusunda bir ipucu, bir fikir veriyor bize. Hatırlanacak olursa Fırat Kalkanı harekatı da gerçekleştikten hemen sonra veya eş zamanlı olarak ilk sonuç Fırat Kalkanı harekatının Suriye açısından ilk sonucu bu bölgeden IŞİD'in temizlenmesinin yanı sıra Suriye'nin 2011 yılından itibaren elinden kaybettiği Halep kentini yeniden ele geçirmesi olmuştu ve çok ciddi stratejik bir kazançtı Suriye devleti açısından. Şimdi Suriye Fırat'ın doğusundaki PYD bölgesini ki esasen bir Amerikan işgali altında olduğunu söyleyebiliriz. Orada onlarca Amerikan üssünün olduğunu biliyoruz. O bölgeyi hariç tutacak olursak otoritesini tam olarak kuramadığı tek bölge olan İdlib'de atağa geçmiş durumda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Zeytin Dalı Harekatı ile birlikte. Rusya ve İran'ın açıklamalarına yeniden dönecek olursak hem Rusya'nın açıklamasında hem İran'ın açıklamasında çok dikkat çekici vurgu Amerika'nın Suriye'deki barış çabalarını sabote eden bir kışkırtıcı eylemler içinde olduğu vurgusu. Burası çok önemli. Bu çerçeve içinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Zeytin Dalı harekatıyla giriştiği harekatın, operasyonun meşru müdafaa çerçevesi içinde olduğunu vurgulamış oluyor. Hem Rusya açıklamasında hem İran açıklamasında. Bu nedenle tekrar toparlayacak olursak Türkiye'nin İran ve Rusya ile Moskova bildirisiyle başlayan Aralık 2016'da başlayan ittifak çizgisi bu operasyonda da devam ediyor diyebiliriz. Peki şimdi uluslararası düzlemde dediniz bakalım Rusya'nın tavrı çok net örneklerini koydunuz ve sanki bu harekatla birlikte biraz daha da sertleşti özellikle Amerika'ya karşı provokasyonla suçluyor Amerika'yı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne bir çağrı yapıldı Fransa tarafından. Konsey toplanma kararı aldı. Buradan ne çıkar uluslararası düzlemde?
Buradan önemli bir karar çıkacağı kanısında değilim. Avrupa'nın da esasen Türkiye'nin meşru müdafaa çerçevesinde bu eylemleri gerçekleştirdiği doğrultusunda beyanatlar oldu. Avrupa'dan kim ülkelerden, özellikle Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan bu yönde yapılan açıklamalar var. Alman Dışişleri Bakanı Gabriel'in yaptığı açıklamalar var. Yine NATO Genel Sekreterinin yaptığı açıklamada da Türkiye'nin PKK terör örgütüne karşı harekatının meşru hakkı olduğu, meşru müdafaa çerçevesinde gerçekleştirdiği vurgusu dikkat çekiyor. Bu da önemli bir nokta. Yani dolayısıyla hem Avrupa hem Türkiye'nin bölgesel müttefikleri Rusya, İran, Türkiye ile birlikte bunun karşısında Amerika'nın yalnızlaştığı bir tabloyla karşı karşıyayız. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden bu toplantıdan önemli bir karar çıkacağı kanısında değilim. Bölgeden gelen bazı haberler var. İlk gün operasyondan hemen sonra Afrin şehir merkezinin hiçbir şekilde bombalanmadığı net. Çünkü Afrin'den ulaştığımız yerel kaynaklar da var bu konuda. Yerel kaynakların verdiği bilgiye göre Afrin'deki PKK yönetimi büyük bir panik içinde şehri boşaltmaya hazırlanıyor. Bu da önemli bir nokta. Bu geçerken şunu da belirteyim. Suriye'nin açıklaması. Peki Suriye niye Türkiye'nin operasyonuna karşı açıklama yapıyor? Bir kere şunu hatırlayalım. Irak Merkezi Hükümeti ile Türkiye'nin yaptığı anlaşma çerçevesinde 1991 yılından sonra, ki Amerika'nın Irak'ın kuzeyinde kukla bir barzani yapılanması oluşturmasının temelidir bu 1991 Körfez Harekatı. Ondan sonra yaptığı bütün sınır ötesi operasyonlarında Irak Merkezi Hükümeti Birleşmiş Milletler'e başvurmuştu. Halbuki hep Bağdat'la, Bağdat'ın bilgisi dahilinde, Bağdat'a bildirerek, Bağdat'la anlaşma çerçevesinde bu sınır ötesi operasyonlar gerçekleşmişti. Bu şu anlama geliyor, Irak'ta, Suriye'de bir egemen devlet olarak bir komşu ülkenin kendi sınırları içinde operasyon yapmasını eğer bir somut anlaşma yoksa, bir anlaşmaya dayanmıyorsa Birleşmiş Milletler nezdinde itiraz etmek zorunda. Çünkü kendi egemenliğini savunduğunu göstermek zorunda. Öteki türlü egemenliğinden vazgeçmiş olacaktır. Kaldı ki Başbakan Binali Yıldırım gazete yöneticileriyle, medya yöneticileriyle yaptığı toplantıda Suriye yönetimiyle dolaylı temasların sürdüğünü vurguladı. Ve sahadaki gelişmelerden esasen giderek bu operasyonun sonuçlarını anlamak daha yerinde bir yöntem olacaktır. Bu çerçevede biraz önce belirttiğim Suriye'nin daha önce kritik nokta olarak ifade edilen bazı bölgeleri ele geçirmeye başladığını ve şimdi İdlib'in güneyinde de daha geniş çaplı bir operasyona başladığını vurgulayarak bunun sonuçlarının ne olacağı konusunda bir ipucu olduğunu belirtelim. Yani şöyle toparlayayım. Fırat Kalkanı harekatıyla Suriye ordusu Halep'i ele geçirmişti. Şimdi de İdlib'i ele geçireceği bir zemin Türkiye'nin Zeytin Dalı harekatıyla Suriye'nin eline geçmiş oluyor. Son bir soru. Başbakanın açıklamasını dile getirdiniz. Dolaylı olarak devam eden bu ilişki, bu operasyonun, bu harekatın başarısını nasıl etkiler? Resmen masaya oturmak, hani süreç bunda yatacak mıdır Şam ve Ankara açısından? Bence bir sonraki aşama Suriye ile Türkiye'nin masaya oturmasıdır. Doğrudan ilişkiler geliştirmesidir. Bunu artık bu aşamadan sonra kaçınılmaz olarak görüyorum. Bunun böyle olacağı kanısındayım önümüzdeki günlerde. Eğer buna direnen Türkiye içindeki güçler varsa Türkiye'ye çok büyük zarar verdiklerini vurgulayayım. Çünkü PKK bölgesinin arkasında Amerika olsa da ortadan kaldırılmasını sağlayacak en basit, en gerçekçi ve kaybı en az olan, maliyeti en az olan çözüm Türkiye ile Suriye'nin birlikte bu işi çözmesidir. Evet. Yani şöyle düşünün, eğer Suriye ordusu Afrin'de
ve Suriye Devleti Afrin'de olsaydı PKK yapılanması diye bir tehdit olmayacaktı Afrin'de ve Türk Silahlı Kuvvetleri de bu operasyonu yapmak zorunda kalmayacaktı. Türkiye için maliyeti en az, en gerçekçi ve Türkiye'nin çıkarlarına en uygun çözüm Suriye Devleti ile bir an önce işbirliği yaparak Suriye ordusu ve Türkiye ordusunun eşgüdümlü askeri operasyonlarıyla PKK yapılanmasının Suriye'nin kuzeyindeki ortak bir şekilde bitirilmesini sağlamaktır. Kanımca önümüzdeki günlerde bu noktaya varacağız. Peki. Fikret Akfırat, çok teşekkür ediyoruz. Katılıp katkıda bulundunuz. Değerli yorumlarınızla kolaylıklar diliyoruz. Gazeteci, yazar. Kolay gelsin. Fikret Akfıratlı konuğumuz. Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nı değerlendirdik. Özellikle uluslararası platform, uluslararası toplum düzlemdeki yansımaları, yankılar açısından önemliydi. Önümüzdeki süreçte özellikle artık bundan sonraki adımın da Ankara ile Şam'ın artık resmen masaya oturması olduğunu, bunun bir zorunluluk olduğunu da altını çizdi Fikret Akfırat. Ki Başbakan'a sorulmuştu bu soru. Evet, Başbakan Binali Yıldırım Afrin operasyonunda bilgilendirme yapmak için medya yöneticileriyle bir araya geldi. Toplantıya Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Çağdaş Cengiz ve Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İlker Yücel de katıldı. Başbakan Yücel'in operasyonun başarısı açısından Suriye devletiyle görüşecek misiniz sorusuna verdiği yanıt, görüşmeler dolaylı olarak devam ediyor oldu. Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili Başbakan Binali Yıldırım bilgilendirme toplantısı yaptı. Zeytin Dalı Harekatı başlatılmıştır. İstanbul'daki toplantıya gazete ve televizyon kanalı yöneticileri davet edildi. Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Çağdaş Cengiz ile Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İlker Yücel de toplantıya katılan isimler arasındaydı. Başbakanlık bilgilendirme toplantısına bizim kurumlarımızı ilk kez davet etti. Bu önemli. Aydınlık ve Ulusal Kanal'ın bu süreçte oynayacağı kritik rolün öneminin herkes farkında. Basına kapalı yapılan medya temsilcilerini bilgilendirme toplantısı 1,5 saat sürdü. Başbakan Yıldırım toplantıda medya yöneticileriyle önemli bilgiler paylaştı. Kuzeyden Kilis Gülbaba mevkiinde iki noktadan birliklerimiz Afrin bölgesine geçiş yaptı. Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İlker Yücel, Başbakan'a operasyonun başarısı için Suriye Devleti ile görüşecek misiniz diye sordu. Yıldırım'ın yanıtı, Suriye Devleti ile alt düzeyde görüşmeler devam ediyor oldu. Rejimi yok sayamayız. Geldiğimiz noktada işin parçası da rejim diye ifade etti. Bu şu açıdan önemli. Evet, Suriye topraklarında Suriye'den ülkemize yönelik terör gruplarını bir yandan tasfiye ederken diğer yandan da Suriye merkezi hükümetiyle temasında yavaş yavaş olgunlaşmaya başladığını gözlemledik. Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Çağdaş Cengiz'in sorusu da Afrin'de ÖSO ve Türk ordusu ayrı hareket ediyor söylemleriydi. Bu doğru değil diyen Yıldırım, ÖSO'nun Fırat Kalkanı'nda olduğu gibi Türk ordusuyla birlikte hareket ettiğini söyledi. Harekata önemli katkıların olduğunu ifade etti. Ancak burada Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO gibi iki ayrı ordu tanımlaması doğru olmaz dedi. Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor. Harekatın devam etti. Operasyonun sürdüğü Suriye sınırına uzanacağız. Arkadaşımız Ekrem Demir karşımız olacak. Ekrem, merhaba. Sınırın sıfır noktasındasın yine. Neredesin? Bize neler aktaracaksın? Seni dinliyoruz. İyi yayınlar diliyoruz Umut. Tarihi Zeytin Dalı Harekatı'na sınırdan tanıklık etmeye devam ediyoruz. Burası Hatay'ın Hassa ilçesi, Afrin sınırı. Bu bölge Afrin'in kuzeybatı köşesi şeklinde de tanımlanabilir ve harekatın ve sınırın ötesinde yaşanan gelişmelerin, patlama seslerinin en yoğun hissedildiği bir bölge burası. Afrin'e girişlerin de aslında biraz daha ilerimizde, işte 30 kilometre ilerimizden yapıldığı bir bölge. Dün Reyhanlı'da yaşanan bir gelişmeyi aktararak devam edelim. Afrin'den Reyhanlı merkeze atılan 11 roket vardı. Bunların 9'u Reyhanlı merkezine isabet etmişti. İkisi şehir kenarına düşmüştü. Bu merkeze düşen roketler üzerine 9 bir vatandaş, Suriyeli bir kişi hayatını kaybetmiş. 47 yurttaş da yaralı olduğu ifade edilmişti. 47 kişinin
Dördü halen tedavisi devam ediyor. Diğerleri tedavileri yapılarak taburcu edilmişlerdi. Bu roketlerin atıldığı bölge Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından tespit edilerek iki bölgeydi burası. Türk Hava Kuvvetleri tarafından dün saat 18.30-19 arası imha edildiği açıklandı. Sevkiyatlar bölgede hızla devam ediyor. İşte sınır hattındaki birliklere takviyeler yapılıyor. Şu ana kadar sesler geliyor mu arkadan bilemiyorum. Hemen arka taraftan fırtına obüsleriyle atışlar devam ediyor. Sesler şu an hissedilebiliyor buradan. 153 PKK-PYD'ye ait mevzi işte ve barınak gibi hedeflerin yok edildiği açıklandı. Türk Silahlı Kuvvetleri ÖSO birlikleriyle birlikte Gülbaba mevkiinden Afrin'e giriş yapmıştı. Bu giriş ÖSO'nun devam ettiği, arkasından hareket eden Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının da devam ettiği bilgisi var. Yine Azez'den ÖSO birlikleri Afrin'in batısından ÖSO birlikleri hareket etmişti Afrin'e doğru. Bu ilerleyiş devam ediyor ve orada Azez bölgesinde bir köyün PKK-PYD'den alındığı bilgisi ulaşmıştı bizlere. Gelişmeler sınır hattından şu an itibariyle bu şekilde. İlerleyen saatlerde yeni gelişmeler oldukça aktarmaya devam edeceğiz. Sözü yeniden merkeze bırakıyoruz. Ekrem'e çok teşekkür ediyoruz. Ekrem, Suriye sınırına Afrin'in kuzeybatı noktasında tekabül eden Hatay'ın Hassa ilçesinde, Hassa'da sevkiyatın devam ettiği bir noktada, bunun altını çizelim. Evet, Afrin'e Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sevkiyatı, tahkimi devam ediyor. Dün Hatay'ın Reyhanlı ilçesine düşen 11 tane roket vardı. Ölen bir Suriyeli vatandaş vardı. 47 kişi de yaralanmıştı. Bu rakamlara ilişkin son veri şu, Ekrem Demir aktardı. 4 yaralının tedavisi sürüyor, diğerlerinin taburcu olduğu bilgisini paylaştı. Evet, sevkiyat sürüyor dedik. Fırtına obüsleri atış yapmaya devam ediyor. Hassa'daki son durumu Ekrem Demir'den aldık. Ara ara yine sınıra döneceğiz. Ekrem'den bu bilgileri güncelleyeceğiz, almaya devam ettireceğiz. Afrin harekatın önemi tartışılıyor efendim. Harekatla Suriye ile ilk resmi temasın kurulduğunu belirten uzmanlar, diplomatik heyetlerin de bir an önce temaslara başlaması gerektiğini vurguluyor. Uzmanlara göre harekat Amerika'nın ve terör örgütü PKK-PYD'nin Kürdistan hayaline büyük darbe vurdu. Zeytin Dalı harekatının Suriye'ye resmen yazılı olaraktan bildirilmesi son derece önemli bir gelişme. Suriye hükümetinin o bölgelerde egemenliği olduğunu kabul etmek ve Suriye yönetimiyle birlikte çalışmak lazım. Bölge dışından gelip haritaları değiştirmek isteyen ülkelerin bu girişimlerinin sonuçsuz kaldığını, başarısız olduğunu görüyoruz. Bunu anlatmaya çalışmamız lazım. Yani diplomatik atağın devam etmesi lazım. Afrin'e yönelik kara harekatı tartışılıyor. Harekatta Suriye Savaşı'nın ardından Ankara ile Şam arasında ilk resmi temasın sağlandığına dikkat çekiliyor. Türkiye ne yazık ki Şam yönetimine diplomatik ilişkilerini kesmişti. Şam yönetiminin doğrudan muhatap alınması Suriye ile ilişkilerde yeni bir dönemin başlangıcı olaraktan değerlendirmek lazım. Emekli büyükelçiler de operasyonun ardından Suriye ile diplomatik temasların başlamasının önemine değindi. Suriye hükümetinin o bölgelerde egemenliği olduğunu kabul etmek ve Suriye yönetimiyle birlikte çalışmak lazım. Suriye yönetimiyle birlikte çalışmak derken Suriye yönetimi tabii biz Suriye yönetiminin kendi önceliklerini değil, kendi önceliklerimizi Suriye yönetimini uygulatacak şekilde çalışmamız lazım. Bunun için de bir temas lazım Suriye ile. Uluslararası ilişkiler konusunda uzman olan isimlerse harekatın Kürdistan hayaline büyük darbe vurduğuna dikkat çekiyor. Amerika eğer Büyük Kürdistan projesinden toptan vazgeçip pılısını pırtısını toplayıp bu coğrafyadan çekilmezse Amerika ile Türkiye'nin ilişkilerinin kısa ve orta vadede normalleşebilmesi ihtimali hemen hemen yani sıfır demeyeyim ama çok zayıf bir hale geldi. Suriye'de yaşanan gelişmeleri mercek altına alan uzmanlar bundan sonra yaşanabilecek gelişmeleri de sıraladı. Şimdi bunu Amerikalılar şeye getirebilirler, Güvenlik Konseyi'ne. Getirdikleri takdirde bizim meşruiyetimizi sorgulamaya çalışırlar. Bir an önce oradan çıkın diye. Fakat Güvenlik Konseyi'nde bunun geçme şansı yok. Çünkü Türkiye
O zaman şu soruyu sorabilir. Amerika'nın hangi meşruiyeti var Suriye içerisinde? Hiçbir meşruiyeti yok. Suriye hükümetinden izin almamıştır. Üs kurmuştur orada. Bir de PYD'yi silahlandırmıştır. Ordu kurmaya kalkıyor. Türkiye sınır güvenliğini korumaya çalışıyor. Artı oradan göçü önlemeye çalışıyor. Onun için... Evet, Afrin Harekatı, Zeytin Dalı Harekatı'nın uluslararası yansımalarından bahsettik. Az önce Fikret Akfırat'la yaptığımız söyleşide. Şimdi İran'a uzanacağız. İran'dan Teslim Haber Ajansı Türkçe Servisi Müdürü Mesut Sadır Muhammedi karşımızda. Sayın Muhammedi, hoş geldiniz gün ortasına programımıza. Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Efendim şimdi tabii İran'ın tavrı önemli. Bölgenin en büyük devletlerinden biri. Özellikle Astana sürecinde de birlikte garantör oldu Türkiye, İran ve Rusya Suriye'deki bu gelişmelere, bu sürece. İran hükümetinin, devletinin verdiği tepkiyi siz nasıl yorumluyorsunuz? Olumlu karşılandı. Biraz bunu açalım. Buradaki son gelişmeleri sizden duyalım. Tabii özellikle İran medyasında da 3. gününe giren Zeytin Dalı Harekatı nasıl yankı buluyor? İran medyasında operasyonun ilk saatlerinden operasyon haberleri İran medyasında yansıdı. Tabii ki operasyonun ikinci gününden bu işin hangi hariteler üzerinden yapılacağı ve hangi amaçlar doğrultusunda yapıldığı konusunda görüşlerin paylaşılması başladı. Genel olarak İran resmi diplomasi kurumları tarafından biz siyasi süreçlerin, özellikle Astana'da olan sürecin tarafındayız ve meselelerin siyasi yönle çözülmesini istiyoruz demişlerdir. Dışişleri Bakanı sözcüsü Behram Kasmini bunu söyledi. Ve askeri alanda her türlü eylemin çok krizin derinleşmemesi amacıyla çok erken zamanda bitmesini açıkladı. Ama en önemli yön buydu ki İran bu operasyonların yapılmasının sorumluluğunu ve suçunu Amerika'ya ve Amerika'dan sonra İsrail'e yönlendirdi. Yani Amerika'nın ve İsrail'in Suriye'de olan sorumsuzlukları ve işlerinin sonucunu düşünmeden müdahaleleri olmasaydı Türkiye bu işin zorunda kalmayacaktı gibi bir söylentiler ve açıklamalardan da yola çıkarsak, yani dolayısıyla Türkiye'nin bu yönde hiçbir suçu olmadığını ve bu operasyonu yapmada zorunlulukta kalma, mecburiyette kalmak ve kendi çıkarlarını korumak amacıyla yapılmasına destek verdi. Ama genel olarak İran 3 meseleye vurgu yapıyor. Birincisi, hı hı, Suriye devletinin egemenliği ve Suriye topraklarının bütünlüğünün korunması. Suriye topraklarının bütünlüğünün korunmasında da Kürtlere PYD'ye yani eleştiri olarak söylüyor ve bir türlü yine de Türkiye destekleniyor. İkincisi, sivil insanların ve terörist olmayan kişilerin bu operasyonlarda zarar almamasına vurgu yapıyor ve her zaman Suriye krizinde terörcüler sivil insanları ve normal halkı kendilerine kalkan olarak kullandıklarını söyleyerek bu operasyonda da sivillerin zarar almamasını istiyor. Üçüncüsü de bu operasyondan bölge dışı güçlerin, özellikle Amerika'nın ve NATO'nun bu operasyonun ona fırsat olmamasına vurgu yapıyor. Yani Suriye krizinin iç kriz halinden çıkıp ve Türkiye ile bir kriz haline girmesi ve ondan sonra buradan yola çıkar Amerika'nın onun Suriye'de şimdiki vaziyetten daha fazla bir müdahalede bulunması ve daha fazla eylemlerde bulunmasına fırsat
oluşturulmaması konusunda İran kuşkulu ve vurgular yapıyor. Son nokta olarak da bunu söyleyeyim ki İran medyasında da bir kuşku ve bir sorun vardır bu operasyonla bağlı. O da Özgür Suriye örgütüyle bağlıdır. Yani İran medyasında Türkiye niçin kendisi yapmıyor ve Özgür Suriye ordusu denilen örgütü kullanıyor ve onlardan destek alıyor söylentisi vardır. Bu İran medyasını ve İran kamuoyunu bu konuda bazı iphamlar ve bazı belirsizliklerle karşı karşıya koyuyor. Bana göre Türkiye'nin resmi diplomasi organları ve özellikle Türk yetkilileri bu konuda İran kamuoyuna ve özellikle bölge kamuoyuna açıklamalarda bulunurlarsa neredeyse hiçbir sorun, kamuoyunda bir sorun olmayacaktır bu operasyonla bağlı. Evet. Peki Sayın Muhammedi, şunu da sormak isterim. Bu operasyon, başlayan bu Zeytin Dalı harekatı, Astana ve önemli işte önümüzdeki Soçi sürecini, Soçi zirvesini nasıl etkileyecek sizce? Tabii ki Türkiye Astana'da ve Soçi'de de olduğu gibi bir garantör taraflardan birisi olarak şimdi bir askeri eylemde bulunması tabii ki İran ve Tahran ve Moskova'nın işbirliği ve rızayeti olmadan bunu yapmaması nezere geliyor. Ondan dolayı büyük bir sıkıntının oluşacağını beklemiyoruz. Çünkü iki gün önce de Türkiye'nin Silahlı Kuvvetler Komutanı İran'ın Genelkurmay Başkanlığı'yla telefon görüşmesinde bulundu ve bu görüşmenin de çok normal yapıldığı ve hiçbir sıkıntının ortada olmaması biz duyduk. Bu onu gösteriyor ki İran, Türkiye ve Rusya bir işbirliği içinde ve organizasyon içindeler. Ondan dolayı büyük bir sıkıntıların, yani Avrupalıların gösterdiği gibi Soçi'de ve Astana'da büyük bir sıkıntıların oluşacağını beklemiyoruz. Peki. Sayın Muhammedi, çok teşekkür ediyorum. İran'ın yaklaşımı, İran medyasındaki bu operasyonun yansımaları, yankılarını bizler için özetlediniz. Kolaylıklar diliyorum efendim size. Çok sağ olun, iyi yayınlar dilerim. Evet, İran Teslim Haber Ajansı Türkçe Servisi Müdürü Mesut Sadır Muhammedi, İran'daki öne çıkan bu operasyona ilişkin, bu harekata ilişkin yaklaşımları, kaygıları bir anlamda dile getirdi. İran şu konularda biraz dikkat çekiyor dedi. Suriye'nin egemenliği toprak bütünlüğü vurgusunu yapıyor. Sivillere zarar gelmemesi konusunda bir tavır beyan ediyor. Yine bölge dışı güçlerin, özellikle Amerika ve NATO'nun hani müdahil olmasına da karşı çıkıyor dedi. Çok önemli, çok doğru. Bir kuşkuyu da, İran medyasında gündeme gelen bir soruyu da gündeme getirdi Sayın Muhammedi. Türkiye'nin için kendisi yapmıyor dedi. ÖSO ile ilgili bir soru. ÖSO'yu kullanıyor. Türkiye, Türk Silahlı Kuvvetleri olmasa ÖSO'nun ne kadar bu operasyonu yapabileceği de ayrı bir soru. Bir anlamda bunu da biz buradan hani dile getirmiş olalım. İran'daki yansımaları, yankıları böyleydi. Devam edelim haberleri vermeye, aktarmaya. Bu milli mücadele karşımıza çıkanı ezeriz dedi. Terör örgütü PKK-PYD'ye adım adım izleniyorsunuz diye seslendi. Evet, partisinin Bursa Kadın İl Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili son gelişmeleri böyle yorumladı. Harekatın kısa sürede tamamlanacağını belirtti. Bu milli mücadelede karşımıza kim çıkarsa çıksın, ezer geçeriz bu böyle bilinsin. Sözlerine bir gece ansızın vururuz demiştik diye başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Zeytin Dalı Harekatı'nın milli mücadelenin en önemli adımlarından biri olduğunu vurguladı. Durduk, durduk, durduk. Bir gece ansızın vurduk. Erdoğan, Amerika'nın terör örgütüne yaptığı binlerce tırlık silah yardımını da hatırlattı. PKK-PYD'yi Amerika'dan aldığınız silahlara güvenmeyin diye uyardı. Uzaktan atıp tutarak, bizim arkamızda Amerika var, bize nasıl olsa o silahları gönderiyor diyerek
siz Türkiye ile, Türk milletiyle baş edemezsiniz, bunu böyle bilesiniz. Zira bu bir milli mücadeledir. Bu milli mücadelede karşımıza kim çıkarsa çıksın, ezer geçeriz, bu böyle bilinsin. HDP'nin sokak çağrısıyla ilgili de çok sert konuştu Cumhurbaşkanı. Ama bak şimdi buradan söylüyorum. Sakın ha bu çağrıya uyup da meydanlara çıkma yanlışına düşenler olursa bedelini çok ağır öderler, bunu da böyle söylüyorum. CHP'den Afrin Harekatı ile ilgili açıklama geldi. Harekata desteğimiz tamdır diyen CHP sözcüsü Bülent Tezcan, Suriye'de siyasi çözüm yollarının aranması gerektiğini ifade etti. Değerli arkadaşlar, milli güvenliğimiz, milli çıkarlarımız her şeyin üstündedir. Zeytin Dalı Harekatı ile Türkiye'nin sınır güvenliğinin sağlanmasına dönük bir harekat başlamıştır. Bu sürecin sonunda akıldan çıkarılmaması gereken en önemli şey Suriye'nin toprak bütünlüğü ve bölgedeki egemenliğinin sağlanması hususudur. Bunun tahrip edilmesinin bizim için, milli güvenliğimiz için ne kadar büyük tehdit oluşturduğunu bu süreç içerisinde hep beraber gördük. Suriye'ye ilişkin strateji bu noktadaki bir siyasi çözüme odaklanmalıdır. Bölge barışı ancak bu siyasi çözümle sağlanabilir. Bu harekatın arkasında desteğimiz tamdır ve bir an önce başarıya ulaşmasını, hedefine ulaşmasını arzu ediyoruz. Gün ortasında kısa bir ara vereceğiz. Reklam arası, ardından devam edeceğiz. Teröristlere esir getirmek, dost ve kardeş, bölge halkının bunların baskı ve zulmünde tutulmasını sağlamak üzere Zeytin Dalı Harekatı'nı icra etmeye başlıyoruz. Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olacak şekilde bu faaliyet icra edecektir. Geldik ve geliyoruz. Afrin operasyonu sahada fiilen başlamıştır. PKK, PYD, YPG ve DH unsurlarını, teröristlerini yok etmek için havadan harekata başlamıştır. Kahraman silahlı kuvvetlerimizi sevgiyle, saygıyla, güvenle selamlıyoruz. Vatan savaşımızın zafer taarruzu başlamıştır. Bunun başarılı olmasını can gönülden diliyoruz. İnancım odur ki Afrin darmadağınıktır. Gün ortası devam ediyor. Saatler 14'ü gösteriyor. Programımızın bu bölümüne bir Ankara bağlantısıyla başlayacağız. Ankara'daki arkadaşımız Gürkan Demir stüdyomuzda. Başkent'te Bakanlar Kurulu var. Yine Başbakan CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu ağırlayacak. Gürkan, başkent gündeminden bize neler aktaracaksın? Özellikle Bakanlar Kurulu'nun gündemine ilişkin seni dinliyoruz. Evet. Umut Tezerer, Bakanlar Kurulu toplantısı Başbakan Binali Yıldırım'ın başkanlığında saat 15'te toplanacak. Zirve Çankaya Köşkü'nde olacak. Hiç kuşku yok ki zirvenin en önemli gündem başlığı
Zeytin Dalı Harekatı olacak. Bu kapsamda harekata ilişkin tüm detaylar masaya yatırılacak ve değerlendirilecek. Harekatın 3. gününde gelinen son nokta, sahada ulaşılan bilgiler ışığında bakanların sunumlarıyla değerlendirilecek ve bundan sonraki seyri ele alınacak. Bu sunumlar çerçevesinde de ilk sunumu Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'nin yapması bekleniyor. Onun Türk Silahlı Kuvvetleri'yle yaptığı koordinedeki ortaya çıkan tabloyu Bakanlar Kurulu üyelerine sunacak ve anlatacak. Yine harekatın kısa ve orta vadeli hedefleriyle bu amaçlara ulaşılması için takip edilecek yol haritaları gözden geçirilecek. Bu kapsamda harekatın uluslararası kamuoyuna anlatılabilmesi için yürütülen faaliyetler, çalışmalar ve bundan sonra atılması gereken adımlar yine bu Bakanlar Kurulu zirvesinin öne çıkan ve önemli bir gündem başlıkları arasında yer alacak. Yani ilk ifade ettiğimiz gibi zirvenin neredeyse tek gündem başlığının Afrin Harekatı olduğunu ifade edebiliriz. Yine Nurettin Canikli'nin Milli Savunma Bakanlığı sunum yapacağını ifade ettik. Bir diğer ayağa ilişkinde, yani diplomasi ayağına ilişkinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu sunum yapacak. Hatırlanacağı üzere Mevlüt Çavuşoğlu Irak'a gitmiş, hem orada mevkidaşıyla görüşmüş hem de Irak Başbakanı ile görüşmüştü. Oradaki gündem başlığı da yine bu Zeytin Dalı Harekatı'ydı. Oradaki yapılan görüşmeleri Mevlüt Çavuşoğlu ayrıntılı bir şekilde kabine üyelerine sunumunu yapacak. Çavuşoğlu sadece Irak ziyaretini değil, Dışişleri Bakanlığı'na harekatın başladığı gün ile ikinci gününde bazı büyükelçiler çağrılmıştı. Özellikle Suriye'ye komşu büyükelçiler çağrılmıştı. ABD'nin, İran'ın, Rusya'nın, İngiltere'nin, Fransa'nın büyükelçileri Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştı. Orada Zeytin Dalı Harekatı'nın uluslararası hukuktan doğan meşru bir hak olduğu ifade edilmişti. Suriye'nin bütünlüğüne saygılı bir şekilde harekatın yürütüldüğü, işte bu Dışişleri Bakanlığı'na çağrılan büyükelçilere etraflı ve geniş bir şekilde anlatılmıştı. Mevlüt Çavuşoğlu o büyükelçilerle yapılan temasları da yine Bakanlar Kurulu zirvesinde gündeme getirecek. Bakanlar Kurulu üyelerine, yani bakanlara etraflı ve geniş bir şekilde sunumunu yapacak. Dikkat çeken bir zirve var yine Çankaya Köşkü'nde. Bu Bakanlar Kurulu zirvesi öncesi CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'yla Başbakan Binali Yıldırım bir araya gelecek. Belki de şu sıralarda bu zirvede gerçekleşiyor olabilir diyebiliriz. Bu zirveye ilişkinin ayrıntı yine bu Zeytin Dalı Harekatı olacak. Hatırlanacağı üzere harekatın ilk başladığı gün, cumartesi günü akşam saatlerinde Çankaya Köşkü'nde Başbakan Binali Yıldırım MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmüş. Harekatı ilişkin ona bilgiler vermişti. Kılıçdaroğlu da Almanya'da olduğu için Yıldırım Kılıçdaroğlu'nu telefonla aramıştı ilk etapta. Bugün de yüz yüze bir görüşme olmuş, görüşme yapılacak ve Zeytin Dalı Harekatı etraflı bir şekilde değerlendirecek. Özetleyecek olursak, Bakanlar Kurulu toplantısı saat 15'te Başbakan Binali Yıldırım'ın başkanlığında Çankaya Köşkü'nde toplanacak ve ana gündem başlığı Zeytin Dalı Harekatı olacak. Umut Tezerer. Gürkan Demir'e çok teşekkür ediyoruz. Başkent Ankara'da Başbakan Binali Yıldırım'ın ve tabii Bakanlar Kurulu toplantısının gündemi yoğun. Gündem Afrin. Afrin'e yapılan Zeytin Dalı Harekatı. Bu gündemle Başbakan Yıldırım şu sıralarda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'yla bir görüşme yapıyor, yapacak. Saat 15'te de Bakanlar Kurulu toplantısı gerçekleşecek. Her iki bakanın, Milli Savunma Bakanı ve Dışişleri Bakanı'na birer sunum yapması bekleniyor. Mevlüt Çavuşoğlu biliyorsunuz Irak'a gitti geldi. Bu ziyarete ilişkin bir sunum yapacak. Ve uluslararası kamuoyuna nasıl anlatılacağı, nasıl aktarılacağı buna ilişkinde bir sunum yapılması bekleniyor. Bakanlar Kurulu'nda gündem maddelerinden bir tanesi de bu. Evet, Fransa çağrı yaptı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne acil toplanmak kararı aldı. Türkiye'nin yanıtı ise sert oldu. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu bu şekilde teröre destek vermiş olursunuz dedi. Fransa'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni Afrin operasyonuna yönelik acil toplantıya çağırmasına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan yanıt geldi. Irak'ın başkenti Bağdat'ta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu, Fransız mevkidaşıyla yaptığı telefon görüşmesinden bahsetti. He asked some questions about our operations in Afrin. Hedefimizin siviller olmadığını, insani konularda Türk askerinin ne kadar dikkatli olduğunu bildiklerini de hatırlattım. Kendisi de teşekkür etti. Bakan Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler çağrısı için sert konuştu. Operasyonu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne götüren ülkeler teröre destek vermiş sayılır dedi. To eradicate the terrorists in Afrin region. Fransa veya bir başka ülke konuyu Birleşmiş Milletler'e götürecek olursa terörün yanında olan ülke konumuna düşerler.
Bizim operasyonumuzu BM'ye götürme ihtimalini biz görmüyoruz. Bize Fransa'dan gelen açıklamalar da bu yönde. İçişleri Bakanı'nın açıklaması böyle. Şimdi Fransa'ya dönelim. Fransa temsilcimiz Ali Rıza Taşdelen karşımızda olacak. Ali Rıza Taşdelen merhaba. Merhaba, iyi yayınlar Umut. Çok teşekkür ediyorum. Fransa'nın çağrısıyla Güvenlik Konseyi toplanma kararı aldı. Fransa Dışişleri Bakanı'nın bazı açıklamaları oldu. Ve tabii Zeytin Dalı Harekatı Fransa medyasında, basınında nasıl değerlendirildi, nasıl yankı buldu? Bu gelişmeleri senden dinlemek isteriz. Evet Umut, Zeytin Dalı operasyonunun basında yansımalarına geçmeden önce biraz önce haberinizde de belirttiğiniz gibi Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'ın Afrin operasyonuna ilişkin açıklamasıyla başlayalım. Hükümeti operasyona karşı 24 saat sessiz kaldı. Yani takip etmeye çalıştık. Basına yansımaları oldu ama hükümetten bir açıklama gelmemişti. Dün akşam Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Cezayir'deki Batı Akdeniz ülkeleri dışişleri bakanları toplantısında gazetecilerin soruları üzerine bir cevap verdi. Suriye'deki son gelişmelerden kaygı duyduklarını ve operasyonun durdurulmasını istedi. Bunu Cezayir'den yaptı bu açıklamayı. Ve arkasından da yazılı açıklama geldi Dışişleri Bakanlığı'ndan. Uluslararası koalisyonun IŞİD aleyhindeki misyonunu tamamlamanın öncelikli önemine vurgu yapılıyor bu yazılı açıklamada. Suriye'nin istikrar için gereklidir diyor bu önce IŞİD'e karşı mücadeleler. Ve Suriye halkı ile komşularının güvenliğini sağlayacak tek yöntem olan kalıcı siyasi bir çözümden yana olmak gerekir diyor yazılı açıklamada. Şimdi Dışişleri Bakanı Drian aynı zamanda resmi Twitter hesabından iki de tweet attı. Artık moda oldu. Yani en hızlı herhalde tweetle düşünceleri söylüyorlar. Bu Drian'ın tweeti bütün dünyayı gezdi diyelim. Bütün dünya basınında yer aldı. O da şuydu, iki tweet. Birincisinde Guta, İdlib, Afrin. Fransa, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin acilen toplantısını talep ediyor şeklinde. İkinci tweet ise taraflar altını çiziyorum tarafların, derhal çatışmaları durdurarak kapsamlı bir insani yardım için olanak sağlanmalı şeklindeydi. Burada dikkat çeken üç nokta var. Yani birincisi, IŞİD'e karşı mücadele önceliklidir. PYD, IŞİD'e karşı mücadele etmektedir ve koalisyonun önemli bir ortağıdır. Bunu Fransız Savunma Bakanı Florence Parly de söyledi. Yani bu Fransız hükümetinin, Fransız devletinin tutumu. PYD, IŞİD'e karşı mücadele eden bir örgüttür ve bizim ortağımızdır, koalisyon ortağımızdır. Birinci tespit bu. İkincisi, Fransa konuyu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne götürdü ki bu kabul edildi ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi konuyu görüşmek üzere bu akşam saat sanırım 19 Türkiye saatiyle 19.30'da görüşecek, toplanıp görüşecek bu konuyu. Üçüncüsü taraflar kelimesi. Taraflar arasında derken Fransa burada PYD sanki bir devlet, yani Türk ordusu ile PYD'yi, teröristlerini aynı kefeye koyan bir bakış açısına sahip olduğunu görüyoruz. Fransa Dışişleri Bakanı'nın bu açıklamalar öncesi Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir telefon görüşmesi yapmış. Ardından da bu açıklamaları yapılmış ve tweetler atılmıştı. Haberinizde biraz önce belirttiniz. Mevlüt Çavuşoğlu'nun Fransa Dışişleri Bakanı'na cevabı gerçekten çok sert oldu. Bu Türkiye'nin kararlı duruşunu sergilemesi açısından çok önemli. ABD'ye karşı tutumda bu sertlikteydi. Fransa'nın bu açıklamasına karşı da haberinizde de belirttiğiniz gibi çok önemli ve sertti. Çavuşoğlu, eğer Fransa veya bir başka ülke bu konuyu Birleşmiş Milletler'e götürecek olursa bizim gözümüzde müttefiklerinin yanında, yani bizim yanımızda değil, affedersiniz, bir terör örgütünün yanında olan ülke durumuna düşer ve bundan sonra da bizden böyle bir muamele görür
şeklindeydi. Çok ağır bir, sert bir cevaptı. Çavuşoğlu dün Bağdat'ta gazetecilerin sorularını verdiği cevapta Fransa'dan böyle bir durumda ancak bize destek vermesini bekleriz. Terör örgütünün yanında olmasını istemeyiz demiş ve bizim operasyonumuzu BM'ye, Birleşmiş Milletler'ine götürme ihtimalini biz görmüyoruz diye de eklemişti ama Fransa bunu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne konuyu götürdü ve bu da bugün saat 19.30'da toplanarak bu konu görüşülecek. Toparlarsak, birincisi Fransa resmi olarak PYD'yi IŞİD'e karşı mücadelede önemli bir ortak müttefik olarak görüyor ve operasyonun durdurulmasını istiyor. İkincisi konuyu Birleşmiş Milletler'ine Amerika değil de Fransa götürüyor. Ki öyle bir basında öyle bir izlenim edinmiştik biz. Amerika'nın götürebileceğini edinmiştik ama Fransa üstlendi bu görevi. Üçüncüsü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun bir ülke bu konuyu BM'ye götürecek olursa terör örgütünün yanında olan ülke durumuna düşer ve bundan sonra da bizden de böyle bir muamele görür açıklaması çok önemliydi. Ve Fransa'nın Almanya ve İngiltere'den farklı bir tutum aldığını görüyoruz burada. Bugün Aydınlık Gazetesi'ndeki köşemde Fransa'nın Suriye çaresizliği başlıklı bir yazı yazdım. Yazıyı Afrin operasyonundan önce yazmıştım. Evet. Orada da Fransa'nın Suriye politikasındaki tutarsızlığına, diğer taraftan Esad yönetimiyle ilişki kurmanın yollarını aradığını yazmıştım ve Fransa'nın Suriye konusunda tutarlı bir politikaya sahip olmadığını, özellikle Kürtler söz konusu olduğu zaman daha da taraflı davrandığını ve bu terör örgütlerinin yanında yer aldığını görüyoruz. Fransa PYD'yi terör örgütü olarak görmüyor. Bu Hollanda döneminde böyleydi. Hatırlayacaksınız. Hollanda Cumhurbaşkanlığı döneminde daha bir yıl da olmadı. PYD Başkanı Müslüm'ü Elize Sarayı'nda ağırlamış. Yanlarında olduklarını, desteklediklerini açıklamışlar. Yani PYD onlara göre özgürlük savaşçısı. Bizim ülkemizde de buna böyle bakan sosyal demokratlarımız var biliyorsunuz. Onu da ben bu yazımda belirtmiştim. Şimdi hükümetin tutumu böyle. Peki Fransız basının tutumu daha mı iyi veya kötü? Hayır, maalesef Fransız basında tabii hükümetin politikasını esas olarak devam ettiriyor ve hükümetin tutumundan farklı değil. Şöyle bir iki başlığını söyleyeceğim. Genel olarak içerikle ilgili de konuşabiliriz. Başta France Info ve Le Figaro gazetesi olmak üzere devlet medyasında başlık şu, ortak başlık. Türkiye, Suriye Kürtlerine saldırdı. Bakın başlığı böyle attığınız zaman burada artık içinde ne yazarsanız yazın. Yani Türkiye, Suriye Kürtlerine saldırdı. PYD demiyor. Terör örgütü demiyor vesaire. Bu. Bazıları ise Türkiye, Suriye'de Kürt milislerine saldırdı. Kürt milisleri. Yine terör örgütü değil. Fransız basının genel tutumu böyle. Terör örgütü değil PYD. Bazıları ise, örneğin Express, Liberation ve Le Journal de Dimanche gibi gazeteler ise Türkiye, Amerika yanlısı Kürt milislere saldırdı. Yine terör örgütü değil. Ama bir nüans farkı var. Burada bu Kürt milisleri Amerika tarafından desteklendiği belirtildi. Veya Türkiye, Amerika'nın Suriye'deki müttefiklerine saldırdı şeklinde. Yani Batı, PYD'nin Amerika tarafından desteklendiğini, Amerika'nın Suriye'nin kuzeyindeki müttefiki olduğunu çok açık bir şekilde yazıyor, söylüyor. Ama söylediğim gibi biraz önceki başlıklarda dahi, yani Türkiye Suriye Kürtlerine saldırdığı başlığında dahi açılımına, habere baktığımızda haber aktarılıyor. Orada şu belirtiliyor, işte Ankara PYD'ye terörist diyor ve bu PYD de Amerika tarafından destekleniyor. Hatta işte 4000 küsur tır silah gönderildiği belirtiliyor. Haber içinde bunlar var. Bütün hemen haberlerin içerisinde bunlar var. Ama başlık algı yaratma başlığı, Türkler Kürtlere saldırıyor şeklinde algı yaratma
şeklinde yazılmış. Le Monde gazetesi ise ABD ve Fransa'nın Türkiye'ye itidal çağrısında bulunduğunu başlığına çıkarmış. Genel olarak durum bu Umut. Evet, Fransa'yı yönetenler açısından kafa karışık, yazın da öyle bitiyor. Kafaları karışık diyorsun. Fransız basını kafaları karıştırmaya yönelik manipülatif bazı manşetlerle, başlıklarla çıkıyor. Ama sanırım yani bu karışıklığa rağmen kararlı adımlar atan bölge ülkeleri var, Türkiye var, Zeytin Dalı Harekatı var ki kazananlar da kararlı adımlar atanlar olacak diye düşünüyorum ben. Çok teşekkür ediyoruz Ali Rıza Taşdelen aktardığın bilgilerden, yaptığın değerlendirmelerden dolayı. Ali Rıza Taşdelen'i uğurladık. Ulusal Kanal Fransa temsilcisi, Fransa'nın çağrısıyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi bir araya gelecek. Zeytin Dalı Harekatı'nı, Afrin Harekatı'nı konuşup değerlendirecek. Bir son dakika gelişmesi duyuralım. Ekrem Demir'le bağlanmıştık Hassa'dan. Afrin'in kuzey batısından. Orada bir sevkiyat durumu, bir tahkim durumu vardı. Afrin'in kuzeyinden, Gülbaba mevkiinden zaten operasyon başlamış ve ilerliyordu. Üçüncü gününde yeni bir cephe açıldı. Afrin'e yeni bir cephe. Afrin'in doğusundan Azez bölgesinden Türk Silahlı Kuvvetleri yeni bir cephe açıp operasyonu başlattı. Operasyon daha kapsamlı bir şekilde devam ediyor. Zeytin Dalı Operasyonu Harekatı. Evet, Afrin Harekatı'nda üçüncü günde Türk Silahlı Kuvvetleri Afrin'in doğusundaki Azez'den operasyon başlattı. Yeni bir cephe açılmış oldu bir anlamda. Anadolu Ajansı'nın geçtiği bu son dakika gelişmesini biz de buradan duyurmuş olalım. CHP'nin tavrı demiştik. Bülent Tezcan'ın açıklamalarını ekranlarınıza getirmiştik. MHP'nin tavrına, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına dönelim. Evet, Bahçeli'den destek geldi. PKK-PYD ile hareket eden, Amerika'ya sert tepki gösteren MHP Genel Başkanı, Amerika'nın operasyonel ortağının kökü kazınmalıdır dedi. Afrin'in darmadağın edileceğini söyledi. ABD verdiği hiçbir sözde durmamıştır. Ortaklık ve müttefiklik hukukunu çiğnemiştir. Önce Amerika'yı, sonra da Amerika'nın destek verdiği PKK-PYD'yi bombaladı Bahçeli. Afrin'in darmadağın edileceğini söyledi. İnancım odur ki Afrin darmadağın edilecek. Bundan kaçış, kurtuluş yoktur. Partisinin Kızılcahamam'daki toplantısında konuştu MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli. Gündeminde Zeytin Dalı Harekatı vardı. Şunu herkes görmelidir ki Afrin'de Ankara'nın kuyusu kazılmaktadır. Münbiç ise PKK-PYD'nin hakimiyetindedir. Terör koridorunun Akdeniz'e ulaşabilmesi için burası oldukça stratejiktir. Bahçeli'nin ilk hedefi Amerika'ydı. Amerika'ya PKK-PYD'ye neden destek verdiklerini sordu. ABD'nin sınırlarımızın hemen yanı başında ne işi vardır? PKK-PYD ile ne yapmakta? Hangi karanlık filmin galası için hazırlık içindedir? Amerika'nın Suriye'nin kuzeyinde ne yapmak istediğini de açıkladı Bahçeli. Terör koridoruyla İsrail'in nefes alması planlanmaktadır. İran'a karşı tampon bir bölgenin oluşturulması dayatılmaktadır. Bahçeli sözü terör örgütü PKK-PYD'ye getirdi. Amerika'nın operasyonel ortağının kökü kazınmalıdır diyen Bahçeli, teröristlere Afrin'in tabut, Membiç'in mezar olacağını söyledi. PYD PKK'ya Afrin'in tabut, arkasından sırayı alacak olan Membiç'in mezar olması yegane ve sonuna kadar desteklediğimiz milli hedeftir. Harekata sonuna kadar destek veriyoruz diyen Bahçeli, Afrin'in darmadağın edileceğini vurguladı. İnancım odur ki Afrin darmadağın edilecektir. Bunun başka yolu kalmamıştır. Ya Afrin yıkılsın ya da teröristler yakılsın. Terör örgütü PYD-PKK'nın işgal ettiği Afrin'e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'na destek geldi. Bir NATO yetkilisi yaptığı açıklamada tüm ülkelerin kendini savunma hakkı bulunmaktadır değerlendirmesinde bulundu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin operasyonuna NATO'dan destek açıklaması geldi. Anadolu Ajansı muhabirine açıklama yapan bir NATO yetkilisi, Türkiye'nin istikrarsız bir bölgede bulunduğunu ve terörizmden çok ciddi zarar gördüğünü vurguladı. NATO yetkilisi, tüm ülkelerin kendini savunma hakkı bulunmaktadır. Bunun orantılı ve ölçülü bir şekilde yapılması önem taşımaktadır diyerek Afrin operasyonuna destek verdi.
NATO'nun IŞİD'e karşı uluslararası koalisyonun bir üyesi olduğunu ancak Suriye'de sahada bir mevcudiyeti bulunmadığını hatırlatan yetkili, Türkiye'nin operasyonla ilgili olarak NATO müttefiklerini bilgilendirdiğinin altını çizdi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Türk yöneticilerle yakın irtibat içinde olduğunu da kaydeden yetkili, Stoltenberg'in salı günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'la telefon görüşmesi yaptığını da anımsattı. Türkiye'nin Afrin operasyonuna Azerbaycan'dan destek geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hikmet Hacıyev, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin harekatı, Türkiye'nin sınır güvenliğinin teminini, terör tehlikesini ortadan kaldırmayı ve bölgede yaşayan sivilleri terör tehditlerinden korumayı amaçlıyor, dedi. Azerbaycan'dan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Zeytin Dalı harekatına destek geldi. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hikmet Hacıyev, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, terör mağduru bir ülke olan Azerbaycan olarak terörün tüm çeşitlerini şiddetle kınadıklarını, uluslararası toplumun terörle mücadele çabalarını desteklediklerini belirtti. Dışişleri Sözcüsü Hacıyev, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de başlattığı Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili olarak, Türkiye'nin sınır güvenliğinin teminini, terör tehlikesini ortadan kaldırmayı ve bölgede yaşayan sivilleri terör tehditlerinden korumayı amaçlıyor, dedi. Uluslararası ve bölgesel barışla güvenliğin temin edilmesi için terör tehlikesinin kökünün kazınması gerektiğini vurgulayan Hacıyev, Türkiye defalarca terör saldırılarına uğradı ve çok sayıda masum insan hayatını kaybetti. Azerbaycan, Türkiye'nin terör tehdidine karşı güvenlik endişelerini anlıyor. Kardeş Türkiye ve Türk halkının bir daha hiçbir zaman terör saldırılarına maruz kalmamalarını arzu ediyoruz, ifadelerini kullandı. Denizli'de Türkiye Liseliler Birliği Mehmetçiğin yanımdayız açıklaması yaptı. Gençler zafer Türk ordusunun olacak, dedi. Bu Zeytin Dalı Suriye'ye uzatılan bir Zeytin Dalı'dır. Bölgedeki İran'a, Irak'a uzatılan bir Zeytin Dalı'dır. Bölgedeki kardeşliği yeniden canlandıracak bir Zeytin Dalı'dır. Türk Silahlı Kuvvetleri bölgedeki birliği, bütünlüğü tekrar sağlayacaktır. Ordumuzun ve hükümet yetkililerinin yaptığı açıklamada Suriye'nin toprak bütünlüğüne gerektirilen önem gösterileceği vurgulanmıştır. Zeytin Dalı Harekatı, Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde kurulması planlanan Kukla Kürdistan devlet planlarını yerle bir etmiştir. Suriye Devleti ile işbirliği yapmazsak Irak'la, İran'la işbirliği yapamayız. Hükümetimize buradan sesleniyoruz. Suriye Devleti ile işbirliği yapalım, terörün kökünü kazıyalım. Zafer kahraman Türk askerinindir. Kahrolsun! Cumhuriyet Başsavcılığı Afrin operasyonunun başlamasıyla halkı sokağa çağıran HDP milletvekilleri Nadir Yıldırım'la Ayhan Bilgen hakkında inceleme başlattı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili gerçeğe aykırı haber ve sosyal paylaşımlarla ilgili yasal işlem başlatılacağını duyurdu. Mehmetçiğin sınır ötesi terör tehdidine karşı başlattığı Afrin operasyonuna en büyük tepki terör örgütünün siyasal uzantısı HDP'den geldi. HDP'li vekiller Nadir Yıldırım'la Ayhan Bilgen, Twitter üzerinden yaptıkları paylaşımlarla halkı sokağa çıkmaya çağırdı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, iç karışıklık çıkarmaya çalışan iki HDP'li hakkında inceleme başlattı. Bir soruşturma haberi de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından geldi. Başsavcılık açıklamasında Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve onun aziz milleti adına Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından PKK-PYD ve IŞİD unsurlarına yönelik yürütülen operasyonla ilgili terörü ve terör örgütlerini övücü, toplumu yanıltıcı mahiyette gerçeğe aykırı haber ve sosyal medya paylaşımları takip edilmekte gerekli tespitler yapılmaktadır, denildi. Açıklamada terör örgütlerine destek ve provokasyon amaçlı gösteri veya taşkınlık yapanlar hakkında kolluk birimlerinin bilgilendirildiği, suç unsuru taşıyan paylaşımlara ilişkin tespitlerin devam ettiği kaydedildi. Türkiye'nin ve Suriye'nin güvenliği için başlatılan Zeytin Dalı operasyonuna karşı sosyal medyadan PYD-PKK propagandası yapan şüpheliler için harekete geçildi. İstanbul'da 24 kişi gözaltına alındı. Diyarbakır'da da 17 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'i
teröristlerden temizlemesi amacıyla başlattığı Zeytin Dalı harekatına karşı sosyal medyadan propaganda yürüten şüpheliler hakkında harekete geçildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı gerçeğe aykırı haber ve sosyal paylaşımlarla ilgili soruşturma başlattı. İstanbul'da PKK-PYD propagandası yürüttüğü tespit edilen 24 kişi gözaltına alındı. Diyarbakır'da da gözaltı kararları var. Zeytin Dalı harekatına ilişkin suç unsuru paylaşım ve açıklamalarda bulunan 17 kişi hakkında yakalama kararı verildi. Bu arada Twitter'da Türkiye'nin Afrin'de sivil halkı bombaladığı iddiasıyla paylaşılan yanan bir bina fotoğrafının aslında Kuveyt'in Salmiya bölgesine çıkan bir yangına ait olduğu ortaya çıktı. Zeytin Dalı harekatı kapsamında Afrin'de kritik noktalar bombalandı. Peki bu noktaların önemine işte haritalarla Afrin harekatı. Bu bombaların atıldığı yerler gördüğünüz gibi. Afrin'de bulunan Amerika'nın kara gücü PKK'ya karşı başlatılan Zeytin Dalı harekatı jetlerin bombardımanıyla başladı. Öncelikli büyük hedeflerin vurulması. Burada amaç şu efendim. Bir, sivil halka zarar vermemek. Kara harekatı yapan birliklerin en az zayiatla istediği noktaya efendim ulaşması sağlanması söz konusudur. Peki bombalanan noktaların önemine? Burada önemli hedeflerden bir tanesi minik havaalanı. Şimdiye kadar çeşitli uçakların inip o PKK-PYD'ye yardım etmesi söz konusu oldu. Oraya da konuşlanmaları, güçlü bir şekilde konuşlanmaları söz konusu oldu. Terör örgütü PYD'nin işgal ettiği Minni Hava Üssü de Fırat Kalkanı bölgesiyle İdlib'deki Türk Silahlı Kuvvetleri'nin birleşmesi için kritik bir noktada. Bizim Fırat Kalkanı bölgesinden bu İdlib bölgesine ulaşmamız lazım. En kısa yollardan birisi de tabii ki bizim için en büyük engellerden bir tanesi de dediğiniz gibi bu minik hava alanı. Bölgeden de sıkıştırılması söz konusu. Dolayısıyla bu İdlib'le Fırat Kalkanı bölgesinin bu Zeytin Dalı bölgesiyle birleştirilmesi söz konusu. Hedef alınan noktalardan biri de PKK-PYD'nin silah deposu. Şu bölgede mühimmat depolarının olduğu yer, lojistik depolarının olduğu yer, devamlı surette ikmal kaynağını yitirdiyseniz mağlup olmaya mahkumsunuz. Hava kuvvetleri de bunu karşı tarafa vermiş konumdadır. Emekli Hava Kor General Erdoğan Karakuş, Zeytin Dalı Harekatı'nın Fırat Kalkanı Harekatı'nın devamı olduğunu vurguladı. Kuzey Irak'tan bir şekilde denize çıkma harekatı. Şimdi bu harekatın önünü kesen tamamen Fırat Kalkanı. Burada da belirli ölçekte tabii ki Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı Suriye Merkezi Kuvveti olduğundan bunların birleşmesi halinde bir yerde Amerika Birleşik Devletleri PKK'ya, PYD'ye vermiş olduğu yardıma üzülecek. Şimdi hüsrana uğradıkları en önemli nokta Afrin. Evet. Sayın seyirciler, minik kramponlar bu kez kahraman şehidimiz için ter döktü. Göztepe'liler İzmir Adliyesi'nde teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit olan kahraman polisimizi unutmadı. Gazi Emir Belediyesi Sevgi Mahallesi spor tesislerinde düzenlenen anma etkinliğinde gurur ve hüzün bir arada yaşandı. Minikler bu kez kahraman şehidimiz Fethi Sekin anısına ter döktü. Gazi Emir Belediyesi, Göztepe Futbol Okulları ve 1925 Gençlik ve Spor Kulübü'nün ortaklaşa düzenlediği etkinlik bu yıl ikinci kez gerçekleştiriliyor. Göztepe'de bir yıldır oynuyorum ve Fethi Sekin'i anmaya geldik. Fethi Sekin'i saygıyla anıyoruz. Fethi Sekin bizim için ölümsüzdür. Küçük futbolcular olarak, geleceğin pırlantaları olarak bütün arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz. Şehit Fethi Sekin'e rahmetle anıyoruz. Adım Furkan'a, Göztepe'yi çok seviyorum. Gazi Emir Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol da etkinliğe katıldı. Karnelerinizi hepinizi aldınız mı? Güzel mi karneler? Tamam. İşte önce okul önemli. Önce diplomanızı alacaksınız, meslek sahibi alacaksınız. Okumuş sporcu olacaksınız hepiniz. Üniversiteyi bitirmiş milli sporcular inşallahlarınızdan çıkar. Etkinliğe çocukların ve velilerin katılımı da yoğun oldu. Çok güzel etkinlik oldu. Fethi Sekin'i de saygıyla anıyoruz. Allah rahmet eylesin. Onun adına ikincisi düzenlenmiş bu sene. Tekrar çocuk olasım geliyor.
Bizim zamanımızda, bizim dönemimizde bu tür etkinlikler yoktu. Altyapı hiç yoktu ama şu anda var. İyi bir vatan evladının adının anılması bizim için de mutluluktur. Göztepe'ye teşekkür ederiz. Göztepe Futbol Okulları'yla ve 1925 Gençlik ve Spor Kulübü yöneticisi Behçet Şen Özhür de Hasan Tahsinleri, Fethi Sekinleri unutmayacaklarını söyledi. Nasıl Hasan Tahsin ülkemiz için önemli bir vatanseverse ilk kurşunu düşmana attı. Aynı şekilde binlerce insanın hayatını kurtaran da Fethi Sekin bizim için önemlidir. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Anma etkinliğinin ardından 2018 Göztepe Futbol Okulları takvimi için fotoğraf çekildi. Kameramızı Ankara'ya çevireceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara Sanayi Odası ödül töreninde bir konuşma yapıyor. İstihdam dallarında ödül alan 54 şirketimizi ve onların değerli yöneticilerini tebrik ediyorum. Toplantımızın açılışında da ifade edildiği gibi Ankara sadece bir idari başkent değildir. Ankara aynı zamanda ülkemizde sanayinin ve ticaretin merkez şehirlerinden biri haline gelmiştir. Dünyada Ankara gibi sonradan başkent ilan edilmiş şehirler genellikle sadece bürokratik kuruluşlardan ve onların destek unsurlarından ibarettir. Ankara ise en başından itibaren sanayide, ticarette, tarımda, eğitimde, kültür ve sanatta velhasıl her alanda iddia sahibi bir şehir olduğunu ispat etmiştir. Halen il sınırları içinde faaliyet gösteren 13 organize sanayi bölgesi üretimin her alanında Türkiye'ye ve dünyaya hizmet veriyor. Bunlardan üçü de doğrudan Ankara Sanayi Odamız tarafından kurulmuştur. Başkentimizin öne çıkan sanayi kuruluşlarına baktığımızda savunma sanayi, otomotiv ve enerji şirketlerinin özellikle dikkatimizi çektiğini görüyoruz. Demek ki Ankara hepsi de geleceğin sektörleri olan bu alanlarda iyi bir damar yakalamış durumda. Hele hele savunma sanayi noktasında. Önümüzdeki dönemde bu potansiyeli daha da geliştirerek Ankara'nın sanayi ve ticaretin de başkenti olma vasfını inşallah güçlendireceğinize özellikle inanıyorum. Bir kez daha başkent sanayimizin bugünlere gelmesinde emeği, katkısı, alın teri olan herkesi saygıyla, kaybettiklerimizi de rahmetle yad ediyorum. Değerli misafirler, Türkiye'nin bir istiklal ve istikbal davası vardır. Bu davada hudutlarımızın güvenliği ne kadar önemliyse, ekonomimizin güçlenmesi, gelişmesi de o derece ehemmiyete sahiptir. Çünkü güçlü bir ekonomik zemine oturmayan özgürlük mücadelelerinin kalıcı zaferlere ulaşma imkanı da yoktur. Bugün kahraman güvenlik güçlerimiz sınırlarımızın içinde ve dışında yakın tarihimizin en büyük mücadelelerinden birini yürütüyor. Bir yandan bölücü terör örgütüyle, diğer yandan FETÖ ihanet çetesiyle aynı şekilde irili ufaklı daha pek çok terör oluşumuyla mücadele ediyoruz. Sınırlarımız boyunca oluşturulmak istenen milli birliğimizi ve toprak bütünlüğümüzü alenen tehdit eden terör koridoruna ilk hançeri Fırat Kalkanı harekatıyla vurmuştuk. Şimdi bazı yazar, çizer vesaireler özellikle bizim bu operasyonlarımızı Kürtlere karşı yapılmış operasyonlar olarak ilan edip
hedeften saptırma gayreti içerisine giriyorlar. Önce şunu çok açık net söylüyorum. Bizim Kürt vatandaşlarımızla bir sorunumuz yoktur. Ve olay Kürt koridoru meselesi de değildir. Olay terör koridorunu bizim yok etme meselesidir. Ve böyle bir anlayışı, böyle bir yazıyı yazan da eğer kalkıp gerçekten bu ülkede az çok mürekkep yalamış, hele hele askerin içinde de görev almış birileri olursa bu bizi ciddi manada üzer. Dolayısıyla Kürt koridoru nedir? Terör koridoru nedir? Herhalde bunu ben burada anlatacak değilim. Bunu kendilerinin anlaması lazım. Değerli kardeşlerim, bakınız şu anda kuzeyinde Suriye'nin bize karşı yönelmiş kaç yıldır devam eden tacizler var. İşte bugün yine Hatay'da oradaki enerji santralimizin olduğu yere attıkları havanla bir şehidimiz var. Tabii ki böyle bir mücadele içerisinde şehidimiz de olacak. Gazilerimiz de olacak. Ve bu karşılıksız da kalmayacak. Bunun bedelini tabii çok çok ağır ödüyorlar, ödeyecekler. Ama biz bu yoldan geri duramayız. Ve bu konudaki kararlılığımız ortadadır. Ve ne dedik? Afrin hallolacaktır. Afrin'den geri adım atmak yok. Biz bunu Rus dostlarımızla da konuştuk. Mutabakatımız var. Diğer koalisyon güçleriyle de konuştuk. Amerika'yla da konuştuk. Ama biz Amerika'yı bir şeye ikna edemedik. Neydi o? Biz kendilerine dedik ki siz DAEŞ terör örgütüyle mücadeleyi niçin bir terör örgütüyle yapıyorsunuz? Niçin PYD, YPG gibi, PKK gibi terör örgütüyle yapıyorsunuz? Gelin bunu stratejik ortağınız olan Türkiye ile beraber yapın. Beraber yapalım. Biz buna varız. Ve onları bir kenara koyalım, terörü güçlendirmeyelim. Dediler ki bizim generallerimiz bize Türkiye'nin bu işe tahsis ettiği ekip veya ordu yeterli değil. Dedim bakın yanlış söylüyorsunuz. Sizin generalleriniz size yanlış söylüyor. Bunları ikili görüşmede de, heyetler arası görüşmede de Sayın Trump'a söyledim. Fakat dinlemediler. Siz bilirsiniz dedik. Siz yolunuza, biz yolumuza. Değerli arkadaşlar, sizler bu ülkede çok çok önemli bir unsursunuz. Önemli bir güçsünüz. Dolayısıyla 5000 tır silah getirdi Amerika bu bölgeye. Zırhlı taşıyıcılardan tutunuz mühimmatına varıncaya kadar. Ve bütün bunlar nereye dağıtıldı? İşte bu terör örgütlerine dağıtıldı. Ve bugün Suriye'nin kuzeyinde 20 kadar Amerika'nın üssü var. Bunları bütün halkımın bilmesi lazım. Bilmesi lazım ki ülkemde neler dönüyor, neler oluyor? Bunu bizim haberimiz yoktu. Biz bilmiyorduk deme lüksüne kimse sahip olmasın. Ve şu anda 2000 kadar uçakla da kargo uçağıyla da ayrıca bu bölgeye silah taşınmıştır.
Bütün bunlar söylendiği zaman bir de bize maalesef doğru konuşmuyorlar. Ya bunların biz hepsini biliyoruz. Bize bu noktada hiç olmazsa dürüst davranın. Ve şu ana kadar bu dürüstlüğü göremedik. Biz de Rusya ile yaptığımız görüşme çerçevesinde şu anda yolumuza devam ediyoruz. Ve Afrin'de Mehmet'imiz, Mehmetçiğimiz görevini ifa ediyor. İfa etmeye de devam edecek. Tabii burada tüm dünyaya milletin evinden ilan ediyor. Ülkemizin hiç kimsenin bir karış toprağında gözü yoktur, olmamıştır. Türkiye'nin bu operasyonlardaki temel amacı milli güvenliği yanında Suriye'nin toprak bütünlüğüyle Suriye halkının can ve mal emniyetine de katkıda bulunmaktır. Hepimizin gözü önünde Suriye topraklarının bir kısmı üzerinde bölgemizle bölge halklarının tarihi, kültürel ve sosyolojik gerçekleriyle uzaktan yakından ilgisi olmayan bir yapı inşa edilmeye çalışılıyor. Bu yapı Türkiye için ne kadar büyük bir tehditse, Suriye içinde, Irak içinde, İran içinde, daha da genişletirsek tüm bölgemiz içinde aynı derecede hayati bir tehdittir. Şu anda 3,5 milyon bizde Suriyeli var. İşte biz diyoruz ki Kuzey Suriye'de nasıl Cerablus'ta, Raide, Bab'ta 2000 kilometre karelik alan şu anda kontrolümüzdeyse, Cerablus'a 100 bin insan yerleştiyse, geri döndüyse, oranın kendi halkı oraya döndüyse, aynısı Afrin'de de olacak. Aynısı inşallah İdlib'de de olacak. Dolayısıyla bizdeki Suriyeli kardeşlerimiz kendi topraklarına, kendi vatanlarına, kendi evlerine dönme imkanını da böylece bulacaklar. Biz kendimizle birlikte bölgemizdeki tüm kardeşlerimizin güvenliğini, huzurunu ve geleceğini de savunuyoruz. Halen ülkemizde hayatlarını sürdüren 3 milyonun üzerindeki 3,5 milyon Suriyeli misafirimizin kendi yurtlarına, evlerine dönebilmelerinin bizim sağlayacağımız huzur ve güven iklimiyle mümkün olduğunu biliyoruz. Fırat Kalkanı Harekatı'nda bunu bizzat yaşayarak gördük. İdlib'de ve Afrin'de de aynı huzur ve güven iklimini tesis ettiğimizde yüz binlerce Suriyeli kardeşimiz kendi yurtlarında, kendi evlerinde hayatlarını sürdürme imkanına kavuşacaktır. Bu açık gerçeğe rağmen yaptığı meşru operasyonlar sebebiyle Türkiye'yi eleştirenlerin hiçbirinin derdi Suriye halkının sıkıntılarının çözümü ve geleceği değildir. Yaklaşık 6 milyonu ülke dışında olmak üzere 13 milyon Suriyelinin çektiği acılar başkalarının umrunda olmayabilir ama bizim umrumuzdadır. Çünkü bunların hepsi de Arabıyla, Türkmeniyle, Kürdüyle bizim kardeşimizdir. Tarih bunun şahididir. Türkiye Afrin'de az önce de ifade ettiğim gibi Kürtlere karşı değil, oradaki terör örgütüne karşı mücadele etmektedir. Afrin'de %55 Arap var. %35 civarında Kürt var, diğeri Türkmen. Kimse kalkıp da bu böyledir diyemez. Ama orada bir terör örgütü var. Çok yakında görülecektir ki terör örgütünün baskısı ortadan kalktığında bize en büyük teşekkür Afrin'deki Kürt kardeşlerimizden gelecektir, Arap kardeşlerimizden gelecektir, Türkmen kardeşlerimizden gelecektir. Bu
Buyurun, şu anda ülkemizdeki PKK gibi Suriye'deki PYD'de Kürtler için değil, bölge üzerinde çok farklı emelleri, projeleri, planları olan güçler için savaşıyor. Kan döküyor, can alıyorlar. Bu hain projenin nihai hedefinin Türkiye olduğunu görmemek, anlamamak için kusura bakmayın, aptal olmak gerekir. Bu ülkede kimse saf değil, aptal da değil. Zihnini ve ruhunu emperyalist güçlere kiraya vermiş bir avuç hain dışında hangi görüşte, hangi meşrepten, hangi kökenden olursa olsun tüm Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşları gerçekleri görüyor, biliyor. Bunun için de Afrin operasyonumuza vatandaşlarımızın tamamı çok güçlü destek veriyor. Camilerimizde edilen dualardan operasyona giden askerlerimizi yolda durdurup alınlarından öpmeye kadar gerçekten gözyaşlarıyla takip ettiğimiz nice güzel hadiseye şahit oluyoruz. Diyor ya, bizim nereye gidiyorsunuz sualine cevap, Kızıl Elma'ya gidiyoruz. Mesela bu. Evet, bizim bir Kızıl Elma'mız var. Bunu yaklaşık bir ay kadar önce de yine külliyede yaptığım bir konuşmada açıklamıştım. Biz o hedefe doğru gidiyoruz. Buradan kahraman askerlerimizi Mehmet Akif Ersoy'un duasıyla selamlıyorum. Millet için etti mi ordum sefer? Kükremiş arslan kesilir her nefer. Döktüğü kandan göğe vursun zafer. Toprağa bir damlası boş akmasın. Amin desin hep birden yiğitler. Allahu Ekber gökten şehitler. Amin, amin, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Evet. Elbap'tan İdlib'e ve Afrin'e kadar bilinen bilinmeyen pek çok yerde istiklalimiz ve istikbalimiz için ölürsem şehit, dönersem gaziyim diyerek kahramanca mücadele eden tüm askerlerimize Rabbimden kolaylıklar ve zaferler diliyorum. Rabbim Mehmet'imize dayanma gücü versin. Rabbim Mehmet'imizin işini asan eylesin. Sürekli başbakanımız, genelkurmay başkanımız, kuvvet komutanlarımız iletişim halindeyiz ve her an gelişmeleri yerinde takip ediyoruz. Değerli misafirler, Afrin operasyonu tıpkı Fırat Kalkanı gibi hedeflerine ulaştığında sona erecektir. Bazıları diyor ki, ve bunu diyen de enteresan, Amerika. Ne diyor? Süre belli olmalı. Fazla uzun olmamalı. E peki, o zaman ben de Amerika'ya soruyorum. Ya Afganistan'da sizin süreniz belli oldu mu? Ne zaman bitecek o? Biz iktidara gelmeden önce siz Irak'a girdiniz ya. Irak'ta bitti mi bu süre? Hala Irak'tasınız. Şimdi kalkıp buraya da girdiniz. Koalisyon güçleriyle buradasınız. Bunun süresi olur mu ya? Böyle bir savaş matematik bir olay değil ki. Nasıl böyle bir şeyi sorarsın? Bunları anlamak mümkün değil. Ne zaman iş biterse bizim orada durmaya da zaten merakımız yok, çekilmesini biliriz. Bunun için de birilerinden icazet almak gibi bir derdimiz de yok. Bunu da bilmeniz lazım. Ve bölgenin gerçek sahibi olan kardeşlerimizin huzur ve güven içinde yaşayabilecekleri
bir yer haline getirilmesi konusunda gereken çalışmalara başlanacaktır. Kendi sınırlarına dayanan 3-5 mülteci karşısında dehşete kapılıp ortalığı ayağa kaldıranlardan bu coğrafyada alçakça öldürülen 1 milyon insan için de birazcık hassasiyet göstermelerini istiyoruz. İnsaf ya. Uluslararası sistem bu bölgede ve dünyanın çeşitli yerlerinde yaşanmakta olan bu zulümlere gözünü kapatmaya devam ederse kendi meşruiyet zeminini ortadan kaldıracaktır. İşte bunun için biz dünya beşten büyüktür diyerek tüm ülkeleri ve kuruluşları ikaz etmeye, kendilerini derleyip toparlamaya davet ediyoruz. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni, bölücü terör örgütü Afrin'de kendisine tabi olmayanları vahşice infaz ederken toplantıya çağırmayanların şimdi böyle bir girişimde bulunmaya asla hakları yoktur. Türkiye olarak bizim hiçbir yeri işgal etmek gibi bir amacımız da değerli kardeşlerim yoktur. Bizim tek gayemiz var. O da gönülleri fethetmektir. Bizim ecdadımız bu işi böyle yapmış. Biz de böyle yapacağız. Ecdadımızdan böyle gördük. Evlatlarımıza miras bırakacağımız anlayış da gençler budur. Kendi geçmişleri sömürge ve zulümle örülü olanlardan gönüllerin fethi gibi bir inceliği anlamalarını beklemek belki biraz zorlama olacak. Ama en azından her fırsatta dünyaya telkin ettikleri demokrasi, insan hakları, özgürlükler gibi değerler üzerinde bir anlayış birliği oluşturabileceğimizi ümit ediyoruz. Dün DAEŞ için seferberlik ilan edenlerden bugün bölücü örgüt konusunda sadece hakkaniyetli bir yaklaşım talep ediyoruz. Terör örgütleri karşısında ilkeli bir tutum sergilemeyenlerin çok uzak olmayan bir gelecekte bunun acısını bizzat çekmek zorunda kalacağını bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Sınırlarımız boyunca bir terör koridoru oluşturmak için getirilen az önce ifade ettiğim gibi 5000 tır ve 2000 uçak dolusu silah bugün sadece bize karşı kullanılıyor olabilir. Ya biz parayla bunlardan bu silahları istedik, vermediler. Ama terör örgütüne ücretsiz olarak bu silahları veriyorlar. E peki biz nasıl oluyor da stratejik ortak olabiliyoruz? Nasıl oluyor da biz stratejik müttefik oluyoruz? Model ortak oluyoruz? Bunu anlamak mümkün değil. Hiç kimsenin kuşkusu olmasın ki yarın bu silahlar onları gönderen ülkelere de dönecektir. Dün Reyhanlı'yı hedef alan roketlerin yarın hangi Avrupa veya Amerikan şehrini vuracağını kimse bilmez. Terörün karakteri böyledir. Biz Allah'ın izni ve milletimizin ferasetiyle bu terör dalgasının da üstesinden geliriz. Sınırlarımız içindeki ve dışındaki teröristleri birer birer etkisiz hale getirme konusunda çok büyük tecrübe sahibiz. Suni bir güven ve refah duvarı içinde yaşayan ülkelerin benzer şoklara aynı derecede dayanıklı olup olamayacaklarını ise hep birlikte göreceğiz. Türkiye olarak tıpkı DAEŞ meselesinde olduğu gibi uluslararası camiaya gereken her türlü bilgi desteğini vermeye, mücadeleye katkı sunmaya devam edeceğiz. Suriye'de DAEŞ'a en büyük darbeyi Türkiye vurmuştur. Irak'ta DAEŞ'la mücadelede Türkiye'nin oradaki işlerinde eğittiği güçler en ön saflarda yer almışlardır.